arkadaşlar. Bu bölümde Wall-E robotun montajını yapacağız. Montaja başlarken öncelikle kol kısmından başlayacağım. Kol kısmı iki kısımdan oluşuyor. Bu yanlışım yoksa sol kol olması lazım. Zaten anlaşılıyor. Evet, şimdi kol kısmının montajına başlayalım. Öncelikle küçük parmak niye nitelendirdim ben bunu? Bölüme geçiriyoruz. Ardından pimini takıyoruz arkadaşlar. Pimler biraz zor girebilir. Eğer zor girerse zımparalayabilirsiniz. Bu sayede daha rahat girecektir. Çünkü boyama yaptık. Bu yüzden. Evet, küçük parmağın pimini soktum arkadaşlar. Evet, ardından üst büyük parmağı takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Dediğim gibi yerine zor girebiliyor. Eğer yerine zor girerse zımparalamanızda fayda var. Büyük fayda var hem de. Sonra alt parmağı takıyorum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi el montajımız şu an tamam. Şekilde iki parmak oynuyor. Orta parmak da oynayabiliyor. Evet. Şimdi dirsek bölümünü yapalım. Bunun için şu parçamızı direkt buraya geçiriyorum. Gidebildiği kadar gönderiyorum arkadaşlar. Ardından gördüğünüz gibi zaten kendi yatağı var burada. Şu şekilde takıyorum direkt. Taktıktan sonra yapıştırabilirsiniz. Evet, bu arada bu parçayı ben gri olacak normalde. Griye boyamayı unutmuşum arkadaşlar. Daha doğrusu boya bitti. Sonradan ben bunu boyayacağım. Siz griye boyamanız gerekiyor. Ya da istediğiniz ne renk varsa fark etmez. Evet, şimdi omuz parçamızın içine sokuyoruz buradan. Şurada zaten yuvası var. Evet. Soktuktan sonra arkadaşlar belirli bir miktar ileri aldıktan sonra şu diğer önceden taktığımız küçük parçayla burayı sabitliyoruz. Bu şekilde kol boyunu ayarlayabilirsiniz. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız. Evet, kol boyumu bu şekilde belirledim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi zaten yuvası var. Buraya oturtuyorum ve kolumu sabitliyorum. Evet. Şu şekilde evet, tam sabitlenmemiş. Buraya da yapıştırabilirsiniz. Kol boyutumu bu şekilde istediğim kadar ayarlayabiliyorum uzun olmasını. Şimdilik kısa yapalım. Çok önemli değil. Evet, son parça olarak direkt dirsek bağlama noktasını bağlayacağım arkadaşlar. Bunun için çok basit. Direkt şu parçayı koyuyorum yuvasına. Ardından pim ile sabitliyorum. Evet, gördüğünüz gibi pinler girmeyebiliyor bazen. Bunun için zımpara yapmakta fayda var. Evet arkadaşlar, biraz zımparalamadan sonra biraz da şurayı oydum. Pimi geçirebildim yerine. Bende olmadığı için yapamadım ama bu silindir E'lerle burayı biraz eğlerseniz çok daha rahat ve kolay bir şekilde şu parçayı pimini sokabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki pimler içinde silindir E kullanabilirsiniz. Evet, bu aynı gösterdiğim metotla
Diğer sağ kolu da yapıyoruz arkadaşlar. Bunu videoya koymayacağım tabii ki, aynısı olduğu için. Şimdi tekerlek bölümüne geçelim, robottaki. Öncelikle bir tekerleği yapacağım arkadaşlar. Aynı metotta diğer tekerleği de yapabilirsiniz. Bunun için M310, bir de M3'e 10 vida, M3 somon lazım arkadaşlar. Bir de hareket vermek için bir DC motor. Bunun standardını açıklama linkinde paylaşırım. Hangi boyutta almanız gerektiğini, mili uzunluğunun ne olması gerektiğini. Evet. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlarken şu parçamızın şuradaki kısmına, şurada bir delik var. Şuradan da vida alacağız. M3 somon yerleştiriyoruz. Evet. Ardından bir M3 somon daha şu kısma yerleştiriyoruz. Şuradaki gördüğünüz deliğe. Şuradan da vidalayacağız en son. Evet, şimdi şu şekil olan parçamızı şuraya geçirip yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle önce deneyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi dişlerimize millerimizi takalım. Öncelikle şu düz kısa olan mili şuraya takacağım. Ardından bunu takacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Önünde duracak. Şöyle. Sonra şu parçaları da tek tek şunlara takacağım. Evet. Dediğim gibi miller bazen sıkışabiliyor buraya. Takarken zımpara yaparsanız daha rahat geçirirsiniz. Evet arkadaşlar, millerin çakma işlemini gerçekleştirdim. Biraz çekiçle vurarak yaptım. Çekiçten faydalandım. Şimdi ana palet gövdemize millerimizi koyalım. Parça buraya geliyor. Şu iki küçük parça üst tarafa geliyor. Şimdi arka tarafını takacağım arkadaşlar. Evet, aynı şekilde arka tarafını takıyorum. Yine çekiçten birazcık vurarak yardım alabilirim. Çünkü biraz zor takılıyor açıkçası. Evet arkadaşlar, arka kısmında takım işlemi tamamladım. Gördüğünüz gibi tekerleğimizin ana kısmı bitti. Şimdi paletini koyacağım. Evet, palete geçelim. Evet, normalde palet bu şekilde arkadaşlar. Ben basit olduğu için montajını önceden yaptım. Sadece fazla vakit gerekiyor. Tek yapmanız gereken şu gördüğünüz, bundan 70 tane basıyorsunuz. Şundan da 140 tane. Şu arasına geçiriyorsunuz arkadaşlar bunu şu şekilde. Sonra diğer palet kısmını alıyorsunuz. Şöyle denk gelecek şekilde. Şu T şeklini bunun içine sokuyorsunuz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi bundan iki tane uyguluyorsunuz. Bir yukarı bir aşağı. Evet. Palet böyle yapılıyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bunu sıra sıra yapıp 35 tane bir ayak tekerlek için yaptığınız zaman böyle bir palet oluşuyor. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle arda arda yaptığınız zaman şekilde. Şu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Evet, şimdi paletimizi tekerleğimize takalım. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu biraz zor olacak.
Evet arkadaşlar, en son olarak paletimi de taktım. Sağ tekerlek bitti şu an. Pardon, sol olması lazım. Evet, sol tekerlek bitti. Aynı şekilde sağ da yapacağız. Şimdi motorunu takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzun montajını yapıyoruz. Öncelikle şu iki parçayı motoru birleştirerek sıkıştıracağız. Motorumuzu direkt buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle biraz üste denk geliyor. Sanırsam delik. Evet. Şuraya sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi kablomuzu da ayarlayalım. Şuradan geçirelim. Evet. Kabloyu da şuradaki deliklerden geçirdikten sonra iyice sıkıyoruz. Ve vidamızı arkadan somon koyarak daha iyi sıkıştırma yapabilirsiniz. Aslında vida yeterli olacaktır. Çünkü parçanın et kalınlığı iyi. Ama işimizi garantiye alalım. Bir de somon koydum arkadan. Parçamızın desteğini taktık. Yani motorun kutusunu taktık. Evet arkadaşlar, şimdi de motorumuzu sabitleyelim. Bunun için normalde M3'e 6 vida kullanmak gerekiyor ama ben de M3'e 10 olduğu için M3'e 10 kullanacağım. Ama fakat fazla itmeyeceğim ileri doğru. Evet. Şuradaki gördüğünüz delikler zaten tam denk gelecek şekilde. Vidamızı koyuyoruz. Birazcık sıkıyoruz. Sadece motor yerinde sabit kalsın. Evet, gördüğünüz gibi motorumuz sabit şu an. Bir tane yeterli. İsteyen iki tane de koyabilir. Ama bir tane yeterli. Fazla koymaya gerek yok. Sadece motoru sabit tutmak için. Şimdi montaja geçelim. Evet arkadaşlar, biraz önce şu parçayı takmışım yanlışlıkla. Yani şu şekilde olmuş. Böyle. Onun yerine paylaştığım çizim dosyalarında daha farklı olanı var. Biraz önce kafam karıştı. Bu kadar basit bir şey için de bir daha çekmek istemedim. Bunun yerine şu küçük parçayı kullanın. Yine vidalamız filan her şeyi aynı. Evet. Şimdi çarkını takıyoruz direkt. Gördüğünüz gibi zaten. Şura eğik olan kısmına doğru takacaksınız. Evet. Çarkı taktık. Sonra şu içerideki çarkı denk getirerek bunun arkasındaki bu çarkı oraya yerleştirip şuralardan da vidalayacağız. Evet arkadaşlar, tekerlek kısmımız bitti. En son motoru da taktım. Zaten takımı çok basit. Yuvaları da var. Yalnızca buradan iki tane vida atıyorum. Direkt takıyorum. Tek ayrıntı şuradaki çark arkadaşlar. Arkadaki çarka denk getirmek de kolay oldukça. Evet, şimdi sıradaki bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, bu bölümde gözleri yapacağım. Yani kafa kısmı daha doğrusu. Evet. Öncelikle gözlerin içine takıyoruz arkadaşlar. Boyama işlemini sonra yapacağım. Şöyle ki takmadan önce şu köşelere yapıştırıcı sıkmamız gerekiyor. Ne kadar takılsa da zamanla yerinden çıkabilir. Şuralara yapıştırıcı buluyorum. Ardından direkt iç kısmına yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet, iç kısmına şu şekilde oturttum arkadaşlar. Yapıştırıcıyı sıktıktan sonra şöyle biraz temizleyelim. Hatta şöyle de yapabiliriz. Sıktıktan sonra biraz daha şu köşelere yapıştırıcı uygulayabiliriz arkadaşlar.
Evet, diğer gözünü de için taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi gözümüzün bu tarafına şu parçaları takacağız arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu parçaları boyadığımız için yerine gördüğünüz gibi oturmuyor. Oturmadığı için ise hızlıca şu köşeleri zımparalayacağım. Biraz da bu kısımları sonra oturtmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, parçaları gözün içine soktum. Açıkçası bayağı zorlandım. Yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika, 45 dakika zımpara yaparak soktum. Direkt bu şekilde sokuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gözlerin oynaması için şu şekilde servomotorlarımı takacağım. Onun için şurada servomotorlar için yuva var. Direkt oraya geçiriyorum. Başka hiçbir şey yok. Ardından servomotorla birlikte gelen şu küçük vidalarla sabitliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, servoları taktım, vidalarını da taktım. Şimdi diğer parçayı takıyorum. Diğer parça için arkadaşlar, servonun içinden çıkan şu parçayı şu şekilde, dik olacak şekilde yerine oturtmamız gerekiyor. İkisinde de. Evet, şimdi vidalarını sıkacağım ki yerinden çıkmasınlar. Evet arkadaşlar, vidalarını da koydum. Evet. Evet arkadaşlar, hatırladığınız gibi şu kısmı takmıştık. İki parça vardı şurada, geçirmeli. Bunların videosunu geçirirken niye çekmedim? Çünkü sadece yerine takıyorsunuz. Zaten takacağınız bölge belli. Tek sıkıntı rahat geçmemesi. Bu yüzden biraz törpüledim. Törpüleyerek denedim geçene kadar. İlk önce bu parçayı geçiriyorsunuz. Servoyu taktıktan sonra. Sonra şu arkadaki parçayı geçiriyorsunuz. Törpüleyerek. Geçirdim arkadaşlar. Aynı şekilde buna da yaptım. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğim. Bunun vasıtasıyla. Ve mileni takıp servoları ataç yardımıyla mile sabitleyeceğim. Servoları oynadıkça gözler şu şekilde oynayacak. Evet, başlayalım. Öncelikle bunu takıyoruz. Evet, parçamızı taktık arkadaşlar. Şimdi mili takacağız ve sabitleyeceğiz. Evet, şimdi mili buradan direkt takıyoruz. Evet arkadaşlar, son olarak servonun şöyle göstereyim. Şu taktığımız oynatma beyaz aparatıyla şurada parçada çizimden gelen bir delik vardı.
O ikisini ataç yardımıyla birleştirdim. Bunun sebebi servo hareket ettiği zaman şu şekilde aşağı yukarı servonun robotu oynatması arkadaşlar. Evet, göz montajımız da bitti. Şimdi diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ise boyun bölümünü yapıyoruz. Öncelikle bu parçanın şu alt tarafına iki tane M3 somon koyacağım. Evet, somonları koydum arkadaşlar. Şimdi bu kısma servomuzu yerleştiriyoruz. Alt servo, alt kısmı servosu. Ona göre ayarla. Ardından arkadaşlar boynun üst kısmını takıyoruz ve pimini yerleştiriyoruz. Evet. Bu kısım biraz basit. Pim biraz zor yerleşiyor arkadaşlar. Az bir şey zımparalayabiliriz. Evet arkadaşlar, parçayı oturtturdum. Kablodan dolayı oturmuyordu. Kabloyu şuradan çıkarıp biraz bastırarak siz de oturtabilirsiniz. Evet, boyun yağladığımız için gayet iyi dönüyor. Evet, ardından şu kısımdan arkadaşlar vidalıyoruz parçamızı. Somonlarını zaten takmıştık. O yüzden rahatça yerine oturuyor. Bir de şu kısımdan vidalıyoruz. Yerinden çıkmasın diye servo. Evet arkadaşlar, boynumuzun alt kısmı bitti. Şurası da üst kısmı oluyor. Servosuna taktık. Şimdi diğer servoyu takalım. Öncelikle üst kısma servomuzu geçiriyoruz. Şu şekilde olacak. Şurası üst boyun gördüğünüz gibi. Şöyle dönmesi gerekiyor. Sanırsam vidaları biraz fazla sıktım. Biraz tutulma var. Ama olsun, bu kadar da olur. Evet, ucu şöyle gelecek şekilde takıyoruz. Önce kabloyu geçirelim. Evet arkadaşlar, üst kısma servomuzu da koyduk, diğer servomuzu. Evet, kolay kolay çıkmaz ama yine de fayda var bunu yapmakta. Servomuzu kendi paketin içine gelen vidalarıyla sabitliyorum. Evet, sabitledim. Şimdi üst parçasını takmaya geçelim. Üst parça olarak arkadaşlar şunu kullanacağım. Buraya koyuyoruz yerine. Ardından diğer iki parçayla buraya sabitliyoruz. Bunun sağ tarafı burası. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle sabitliyoruz. Şu taraf şuradan dışarı çıkması gerekiyor. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde. Yerine de takalım. Evet arkadaşlar, taktık. Taktıktan sonra arkadaşlar şuralara yapıştırmamız gerekiyor.
Bunun için şöyle küçük bir yapıştırıcı kullanacağım. Şöyle birazcık açalım arasını. Arasına çok az sıkıyorum. Zaten onu çok rahat tutacaktır. Bence bu kadarlık yeterli. Taktıktan sonra arasını hafif açıp yapıştırırsanız daha sağlıklı olur. Yapımı daha kolay olur. Çok hafif açıp birazcık sıkıyorum uyu. Ardından kapatıyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar, üst tarafta böyle oluyor. Şimdi bunu şurada gördüğünüz boşluklar da var zaten. Yerine takıyorum. Yerine takarken de servoya denk getirmem lazım. Şu ucun servoya girmesi lazım açıkçası. Tabii parçaları sonradan boyadığım için biraz da 3D yazıcıyla alakalı. Bütün montaj boyunca yerine otururken sıkıntı, parçaları yerine oturturken sıkıntı çektim. Bunu da zımparayla çözdüm arkadaşlar. Sizin de başınıza gelirse zımpara yapmanızı öneririm. Evet arkadaşlar, boyunun üst kısmının montajını bitirdim. Gördüğünüz gibi şu kısmı yapıştırdım, sonra sürdüm. Gördüğünüz gibi boynumuzun üst kısmının servosu bitti. Buraya kafa kısmı gelecek. Yani gözlerin olduğu kısım. Bu da alt taraf, yukarı aşağı oynamasını sağlayan kısım. Evet, şimdi alttaki servonun bağlantısını yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi boynun diğer tarafındaki bölümün montajı yapalım, alt kısmın. Servo ile birlikte gelen kolu takıyoruz. Evet, ardından yine ihtiyaç olmamakla birlikte çok fazla yine çıkacağını düşünmüyorum ama vidasını sıkalım. Yerinde sabit dursun. Boynun alt kısmını sabit bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu SG90 servonun aslında ben kafayı kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ama yine montajını yapıp bir denemek istiyorum. Çok bir sıkıntısı yok. Ama kaldırmazsa da sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu parçayı birlikte oynaması için kullanacağız. Şöyle birbirlerine denk gelecek şekilde konumlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi servomuzun konumu da zaten tam ona ayarlı. Servonun hareketlerine çok takılmayın. Yazılımdan sonradan değiştirebilirsiniz. Düzgün kalibre etmezseniz. Evet. Şimdi bir parça ataç ile yerine sabitliyorum. Şöyle yapalım. Şu kadar yeter. Evet arkadaşlar, motorumuzun üst kısmını da sabitledim. Kağıt tutacağıyla alt kısmında dediğim gibi kaldıracağını düşünmüyorum ama bir denemekte fayda var. Evet, şimdi diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gövdeyi yapıyoruz. Kolların servolarını takalım ilk önce. Bunun için ilk olarak servomu şöyle şu kısmını 90 derece olacak şekilde takıyorum. Ardından şu aparatı alıyorum. Üçlü yazıcıdan bastığımız. Ve bunu buraya vida ile sabitliyorum. Bu parçayı sabitledim arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kolun parçasını sabitliyorum. Şu şekilde. Şuradan
Geçiriyorum ve sıkıyorum. Evet, parçalarımı sabitledim arkadaşlar. Parçalarımı sabitledikten sonra arkadaşlar, şu gördüğünüz başlıklarını takıyorum. Şu şekilde, ters bir şekilde takıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi parçalarımı da yerine taktım. Şimdi sağ ve sol kapıya montajına başlayabiliriz arkadaşlar. Sağ ve sol kapıda yapıştırmak zorundayız. Şey çıkmasın. Vidanın ucu çıkmaması için. Evet arkadaşlar, şu deliklere koyacağım. Servomu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yine boyadığımdan dolayı biraz zor kayıyor. Bunun için delikleri mecburen birazcık genişleteceğim. Buraya zımpara yapamam. Şöyle bir penseyle birazcık genişletebilirim diye düşünüyorum, kazmak olarak. Evet arkadaşlar, birazcık buraları törpüledim, eğeledim. Çapaklarını aldım diyelim. Evet, şimdi direkt şöyle yapıyoruz. Şu kısımlara az bir şey uhu sürüyorum. Çok az sürebilirsiniz, önemli değil. Buralara vida atamayacağımız için bu sürüyorum, yapıştırıcı. Evet arkadaşlar, diğer kısma da yapboz gibi koydum şu an. Evet, şimdi gövdemizi oluşturabiliriz. Kolları da hallettik. Evet arkadaşlar, kolları yerine sabitledim. Şimdi diğer parçaları geçelim. Evet, öncelikle ön kısmı takalım. Bunun için direkt şu parçayı yerine koyuyoruz. Şu şekilde. Ardından pimini takacağız. Şu iki küçük pin. Evet arkadaşlar, parçayı yerine taktım. Şekilde gördüğünüz gibi. Ön kapak hazır. Evet, şimdi ana montaja başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim. Yan tarafları takıyorum. Direkt şu kısma. Ardından vidayla sabitleyeceğim en alt kısımda. Evet arkadaşlar, önce şu iki yan duvarı taktım. Sonra yerine oturtacağım. Evet arkadaşlar, 3 parçayı alt bölümüne de yerleştirdim. Şimdi kapağı takıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sabitlemek için şu köşelerden vidalıyorum, yerinden çıkmasın diye. Evet arkadaşlar, Wall-E robotumuzun hemen hemen bitti bu kısmı. Şimdi son olarak üst kısmı takacağız. Şimdi kafa kısmının servosunu takalım. Bunun için öncelikle servomuzu şu parçaya takıyoruz. Ardından yerine sabitliyoruz.
Arkadaşlar servoyu sabitledim. Kendisiyle birlikte gelen sabitleme vidaları buraya yetmedi. Küçük açtı. O yüzden evde bu boyutta vardı. Biliyorum çirkin gözüküyor ama cihazın içinde duracağı için bu servo bir önemi yok. Zaten görülmeyecek hiçbir yerde. Evet, şimdi üst tarafa sabitleyeceğiz bu çirkin şeyi, vidalı. Buraya sabitlemek için yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, az bir şey patates sıktım arkadaşlar. Evet, yerine yapıştırdım. Şimdi bu servo arkadaşlar şu şekilde bunun üstüne gelecek. Altta gördüğünüz gibi. Şuradan da boyun biraz sonra boyun mekanizmasını geçireceğiz. Boyunun yukarı aşağı hareket etmesini sağlayacak. Evet, şimdi boyun montajına geçelim arkadaşlar. Taktık. Şu şekilde üst kapağımızı takmadan önce boynumuzun montajını yapmamız gerekiyor. Şöyle. Evet, bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Direkt şu şekilde yerine yerleştiriyoruz ve pimini yerleştiriyoruz. Bu kadar. Ardından da servosunu bağlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pimini de taktım boyun kısmının. Şöyle hareket ediyor. Şuradaki servoyu bağlayacağım. Servo ileri geri hareket ettikçe boyunu şu şekilde hareket ettirecek. Evet arkadaşlar, boyun montajını da yaptım. Parça yerine taktım dönmesi için. Şimdi son birleştirmeyi yapıyorum. Direkt şuradan şu şekilde yerine takıyorum. Oturması gerekiyor buraya. Parçamızın şöyle dikkatlice oturtuyorum. Evet arkadaşlar, üst parçayı da biraz uğraşarak açıkçası oturttum yerine. Biraz güç oturdu. Yani zorlamam gerekti epeyce. Evet, şimdi genel montaja başlayalım. Diğer aparatları takalım. Evet arkadaşlar, öncelikle kolları takıyorum. Direkt şuradan geçirerek takabilirsiniz. Bu kadar basit. Şimdi diğer kolu takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamamen montajı yapmadan önce size de tavsiye ederim. Bir denemek istedim. Gördüğünüz gibi kollar gayet rahat oynuyor. Boyun da oynuyor. Yukarı aşağı da yapıyor. Biraz sonra gözleri takacağım. Sonra paletleri takacağım. Sonra elektronik bölümüne geçeceğiz. Ve bitecek. Şimdi kafa kısmını takalım. Son montaj gayet kolay. Sadece yerine oturtuyoruz. Bütün parçaların montajını yaptık. Birleştirmesi genel montaj anlamında anlatmak istiyorum. Genel montaj çok kolay olduğu için göstermiyorum arkadaşlar. Şöyle ki, kollar zaten bildiğiniz gibi şurada yerleri var. Direkt takıyorsunuz. Bu kadar. Sonra gelelim paletlere arkadaşlar. Şöyle çevireyim dikkatlice. Paletler de şöyle. Şurada gördüğünüz kısımlar var ya, hazır. Direkt oraya geçiriyorsunuz paletleri ve vidalıyorsunuz. Bu kadar. Paletlerin takımı da inanılmaz basit. Onun ardından boyunu zaten birlikte taktık. Biraz daha detaylı olduğu için. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında bir de şurada somonlar var. Paleti taktıktan sonra vidalarına şurada sıkıyorum ki yerinden zamanla çıkmasın. Evet arkadaşlar, kafa kısmını da taktım. Daha doğrusu yapıştırdım. Kafa kısmımız da bitti. Şöyle sağa sola dönüyor. Evet. Bunun dışı başka montajda yapmamız gereken bir şey kalmadı. Son olarak ben bazı düzeltmeler yapacağım. İşte göz kısmının içine lens koyacağım, siyah boyayacağım. Biraz orijinalle benzemesi için orijinal bir Oli'de de paslar oluyordu sağ solda pas ekleyeceğim. Birkaç şuradaki gibi
Boya problemi var. Onları çözeceğim. Bunları videoya eklemeyeceğim arkadaşlar. Siz kendinize göre yaparsınız. Çünkü video çok epeyce uzun oldu. Evet, montaj kısmı bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm elektronik bölümü olacak. Elektronik kartlar ve yazılımı atacağım. Devreyi kuracağım. Sonra Wall-E robotumuzu çalıştıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.